RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla 2017 yılı umre organizasyonlarında ücretler dolar yerine Türk lirasıyla ödenecek. Umre ücretleri 3500 lira ile 7000 lira arasında değişiyor. Ülke genelinde dolara karşı başlatılan uygulama tüm kesimlere yayılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla 2017 yılı umre organizasyonlarında ücretler dolar yerine Türk lirasıyla ödenecek. İl Müftüsü Yavuz Karabayır kayıtların devam ettiğini belirterek umre ücretlerinin 3500 lira ile 7000 lira arasında değiştiğini ve 6 taksite kadar imkan sağlandığını söyledi. 5 Aralık 2016 itibariyle vatandaşlarımız umre ücretlerini Türk lirası olarak ödeyebileceklerdir. Bu yüzden otel yakınlığı, mesafesi, servisli olup olmamasına bağlı olarak umre fiyatlarında değişiklikler var. 7, 11, 14 ve 24 günlük umre turları olacak. Bunlar 3500 ile 7020 lira Türk lirası arasında değişen fiyatlar ile yapılacak. Aynı zamanda her yıl olduğu gibi öğretmen ve öğrencilerimize sümestr tatilinde 11 günlük seferlerimiz var. Bunun ücretleri de 3400-4300 arası. Öğretmen ve velilerimiz için ise 3800-4600 arası bir fiyatlandırmayla olacak. Ayrıca başkanlığımız bu yıl Kudüs bağlantılı, peygamberler diyarı olan, ilk kıblemiz olan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkmış olduğu kutsal mekanımız olan, Kur'an'da etrafını mübarek kıldığımız bir mekan olarak adlandırılan, isimlendirilen Kudüs'te Mescid-i Aksa ziyaretlerinin de olduğu umre turları düzenlenmiş durumda. Aynı zamanda daha önce halkın arasında da duyulup da bilindiği, endişeyle karşılanan Suudi Arabistan'ın 540 dolarlık bir vergi 3 yıl içerisinde ikinci kez umreye gidecek olanlara 540 dolar vergi alacağı gibi bir haberler yayılmıştı. Bu vardı da ama şimdi kaldırılmış oldu. Diğer bir önemli haberimiz ise bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız umreye gitmek isteyen vatandaşlarımıza umre ücretlerini 4 ve 6 taksitle taksitlendirme imkanı sunmuştur. Vatandaşlarımız hangi turda gitmek istiyorlarsa bankaya bu ücreti taksitli veya peşin olarak yatırdıktan sonra müftülüğümüze gelip internet üzerinden kayıtlarını yaptırabilirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren Erzincanlı esnaflar kampanyaya destek veriyor. Döviz bozdurarak makbuzunu getiren vatandaşlara farklı indirimler uygulanırken bir terzi de karınca kararınca kampanyaya destek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor. Ellerindeki dövizleri bozdurarak Türk lirasının değerini artırmaya çalışan vatandaşlara esnaflar da destek veriyor. Kızılayış merkezinde terzilik yapan Fuat Erdoğan, döviz bozdurma kampanyasına destek verdi. 100 dolar bozduran her vatandaşın makbuzunu ibraz etmesi karşılığında müşterilerin pantolon paçasını ücretsiz yapıyor. Cumhurbaşkanımızın dövizi bozdur TL destek kampanyasına biz de katıldık. Ben terzi olarak 100 dolar karşılığı bir pantolon paçasını bedavaya yapıp veriyorum arkadaşlara. Tabii fişini ibraz ederekten herkesi bu kampanyaya davet ediyorum. Desteklerini bekliyorum. Reis'in başlatmış olduğu TL'ye destek kampanyasına biz de elimizdeki birikimler neyse 3-5 getirdik, onları bozduk, pantol paçalarımızı yaptırdık. Buna sebep olandan Allah razı olsun. Türkiye iyi bir konuma gelmesi için herkes dövizlerini lütfen bozdursun. TL'ye destek için bir olalım, birlik olalım, can olalım. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, il genelindeki iş merkezleri ve alışveriş merkezlerinde esnafla istişare toplantıları düzenliyor. Toplantıların bugünkü durağı Ermerkez Alışveriş Merkezi oldu. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, esnafların sorunlarını yerinde dinliyor.
İl genelindeki iş merkezleri ve AVM'lerde esnafla buluşan Başkan Başsoy, bu defa Er Merkez Alışveriş Merkezi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Başsoy'a Başkan Yardımcıları Halit Mutlu, Karabey Atıcı ve Sami Mollaoğulları eşlik etti. AVM esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Başsoy, belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Evet, Hüseyin Hocamızın da söylediği gibi biz göreve geldiğimizden beri bu tip toplantılarımızı iş merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, esnaflarımızın yoğun olduğu bölgelerde sabah kahvaltıları programı çerçevesinde yapıyoruz. Akşamları da mahalle meclis toplantıları yapıyoruz. Mahalle meclis toplantılarında da bu tip toplantılarda da halkımızla buluşmak, hemşerilerimizle bir araya gelmek, şehrimizin genel problemlerini değerlendirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, birbirimizi dinlemek, topukluk olmasın diye bunları yapmak zorundayız. Bunlar da Allah'a çok şükür elimizden geldiği kadar aksatmadan bütün olarak yapmaya devam ediyoruz. Değerli hemşerilerim, ben öncelikle geçen ay Ankara'da bulunan misafirle başbakanımız sizlere selamını getirdim. Kendisiyle her ay mutlaka bütün olarak Ankara'da genişletilmiş il başkanlar toplantısına bir araya geliyoruz. Kısa da olsa görüşme yapıyoruz. Hem şehrimizle ilgili genel belediyecilik açısından yatırımlar değerlendiriyor, hem de şehrin genel yatırımlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Kendisine huzurlarında teşekkür ediyorum. Yine milletvekillerimiz hafta sonu buradaydı ama belki görüştünüz, belki görüşmediniz. Onlara da selamlar var sizlere. Bir hedefimiz vardı geldiğimizde. Erzincan'da 26 tane mahallemiz var. Kurutelek sonradan eklendi. Köy oldu. Biliyorsunuz. Ondan önce 25 mahallemiz vardı. Biz istedik ki 26 mahallemizin hiçbiri birbirinden üstün olmasın. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, oy verdilerini gözetmeden seçimden sonra rozetimizi bir tarafa bıraktık ve mahallelerimizin hepsine hizmet etmeye çaba ve gayret içerisinde olduk. Allah'a hamdolsun hedeflerimizi tutturduk. Birçok hayal ettiğimiz projeler olsun, yapacağımız işler olsun. 3 sene içerisinde yaklaşık 100 milyona yakın bir yatırım yaparak Erzincan'ı modern bir kent haline getirmeye çalıştık. Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezi tarafından Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ücretsiz olarak test ve hazırlık kitap seti dağıtıldı. Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezi tarafından eğitime katkıda bulunmak amacıyla Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ücretsiz test ve hazırlık kitap seti dağıtıldı. Yaklaşık 60 bin Türk lirası değerindeki 6 ton kitap öğrencilere ulaştırıldı. Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Harun Şimşek, eğitime desteklerinden dolayı Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu'na teşekkür etti. Şubat ayında İstanbul'a gitmiştik. Önder Başkanımız Halit Bekiroğlu ile görüşme yapmıştık. Bize türlü imkanlar sağlayacağına dair sözler vermişti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 6 ton üniversiteye hazırlık 9, 10, 11, 12'ye yönelik bize kitap gönderdi. Biz öğrendiğimizde bunları ücretsiz dağıttık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Okul öğrencileri de eğitim setlerinden dolayı okul yönetimine ve Önder İmam Hatipliler Derneği'ne teşekkür ettiler. Biz de onların yüzlerini kara çıkarmayacağız ve ileride Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Okul idaremize de çok teşekkürler. Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları devam ediyor. Köylere hizmet götürme birliği 314 köy yolunu ulaşıma açtı. Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında yol açma çalışmaları devam ediyor. Köylere hizmet götürme birliği 314 köyün 1780 kilometre yolunu ulaşıma açtı. Kapalı köy yollarında çalışmalar devam ederken İliç ilçesinde 6, Kemah ilçesinde 6, Refah ilçesinde 3 olmak üzere toplam 9 köyün 48 kilometre yolunda yol açma çalışmaları devam ediyor. Sayın seyirciler, Erzincan Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Erzincan 3 Band Özel Ödüllü Türkiye Bilardo Şampiyonası 64 ilden 128 sporcunun katılımıyla yapıldı.
Usta bilardocuların maçları adeta nefes kesti. Erzincan Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Erzincan 3 Bant Özel Ödüllü Türkiye Bilardo Şampiyonası 64 ilden 128 sporcunun katılımıyla özel bir bilardo salonunda yapıldı. Usta bilardocuların buluştuğu şampiyonada nefes kesen maçlar yapıldı. Türkiye Bilardo Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Rıdvan Mutlu, Ereteşah TV'ye şampiyonu hakkında bilgi verdi. 3 ile 6 arası 4 gün sürdü şampiyonamız. 3 tane sponsorumuz oldu turnuvada. Ana sponsorumuz belediye. Bugüne geldik, final maçını oynattık. Tayfun Taşdemir ve Murat Naci neredeyse dünyanın en iyi iki oyuncusunu burada final oynattı. Murat Naci Çoklu birinci oldu, Tayfun Taşdemir ikinci oldu. Düzenlenen turnuvada şampiyon olan milli sporcu ve son Dünya Kupası şampiyonu Murat Naci Çoklu, başarılı bir organizasyon düzenlendiğini söyleyerek şampiyonanın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Önceki maçta yarı final maçında zorlandı. Turgay Murat arkadaşımız çok zorladı. Ben de kötü oynadım biraz. Ama kazanmasını bildim sonunda. Finalde çok iyi oynadım. Tayfun arkadaşımızın pek şansı yoktu açıkçası. Hem kötü pozisyonları vardı hem de ben iyi oynadım. Hak ettiğimi düşünüyorum. Çok şükür bu seneyi de bitirdik. Seneye inşallah tekrar geliriz. Tekrar Erzincan'da. Erzincan uğurlu mu geldi size? İkinci Erzincan turnuvanızda ikinci şampiyonluğu. Organizasyonu yapan Rıdvan arkadaşımız zaten güzel bir arkadaşımız. Seviyoruz kardeşimizi. Bir de Mahmut abimiz var burada sponsorlardan, Mahmut Koçak. Yakinen tanıyorum. Dolayısıyla kendimi evimde gibi hissediyorum. Kolay oluyor yani. Evimde oynar gibi oynuyorum işte. Hocam en son Fransa'da yapılan kupada da dünya şampiyonu olmuştunuz. Dünya kupası kazandım. Fransa'nın La Boy her geçen gün yapıldı. Şeyinizi artırıyorsunuz etkinizi. Çok şükür. Geçen sene de İstanbul'da Dünya Kupası kazanmıştım. Yine İstanbul etabını kazanmıştım. Dünya Kupası. Bu sene de nasip oldu. Fransa'nın La Boy kentinde şampiyon oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şampiyonayı izleyen Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy başarılı sporcuları kutladı. Türkiye 3 bant bilardo özel bilardo şampiyonası Erzincan ayağını izledik. Erzincan'da yaptık. Erzincan Belediyesi olarak sponsor olduk bu yarışmalara. Ve Erzincan'ımıza güzel bir bilardo şampiyonası kazandırmış olduk. Bu şampiyonada yurt içinden 64'e yakın sporcu kardeşimiz 96'ya yakın sporcu kardeşimiz iştirak ettiler ve birbirleriyle centilmence yarıştılar. Gençlerimizi bilordaya sevdirmek için bunu Erzincan'da 3. ayağını yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da yine belediye olarak bilardo şampiyonasını destekleyeceğiz. Ve bu spor dalını da gençlerimizin daha çok rağbet etmesini sağlayacağız. Ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten finalini izledik. Heyecan verici bir yarışma oldu. 2 adet 3. var yarışmalarda. Gökhan Salman kardeşimizi tebrik ediyorum. Turgay Orak kardeşimizi tebrik ediyorum. Turnuva ikincisi Tayfun Taşdemir kardeşimizi tebrik ediyoruz. Tabii ki her spor dalında bir birincisi mutlaka olacaktır. Önemli olan başından sonuna kadar centilmence bu müsabakaları yapmaktır, başarmaktır. Burada da bir tane birinci çıktı. Ben kendisini cani gönülden tebrik ediyorum. Birinci Murat Naci Çoklu kardeşim. Ardından ödül törenine geçildi. Dereceye giren sporculara Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve Kent Konseyi Başkanı Mehmet Buyruk tarafından ödülleri verildi. We'll be right back.
Spor haberleriyle haber bültenimize devam ediyoruz. Erzincan'da amatör futbolun değerlendirmesi yapıldı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Lokman Turan, devam eden lig hakkında RT Şah TV'ye bilgi verdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Erzincan Şube Başkanı Lokman Turan, amatör futbolun değerlendirmesini yaptı. RT Şah TV'ye konuşan Turan, ligin değerlendirmesini yaparak devam eden lig hakkında bilgi verdi. Transfer dönemimiz içerisinde 5-6 takımımız gayet iyi transferler de yaptılar. Biliyorsunuz ki bölgemizde 1. amatör kümeden çıkan takımımız direkt baldan gelen takımla playoff oynayarak, eğer ki tabii baldan gelen takım bir alt kümeye düşmez ise ilimizi temsil etmek için uğraşacak. Bu da elimizde hakikaten spor camiası açısından oldukça yoğun ilgi görüyor. İkinci dönem, transfer dönemimiz Ocak ayı gibi başlayacak, ocağın ilk haftası itibariyle. Bu aşamada arkadaşlar şimdiden transfer çalışmalarını yapıyorlar. Bu arada bizim Bal Ligi'nde mücadele eden 13 Şubat Erzincanspor, 13 Şubat Gençlik Spor takımımızla oldukça iyi gidiyor. Yani geçen yıllara oranla. Bu sene de kendisi inşallah daha iyi bir sonuçlarla döner, ilimizi daha iyi temsil eder. Birinci amatör küme müsabakalarımız geçen iki hafta kar yağışları nedeniyle, KPSS ve açık öğretim sınavları nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bu hafta da sadece bir müsabaka oynatabildik. Tercan 13 Şubat Spor'la Ulalar Gençlik Spor'umuz oynadı. Çekişmeli bir müsabaka oyundu. Tercan Spor'un 1-0 üstünlüğüyle biten maçta gayet sakin, centilmence oynanan bir maçtı. Hakikaten iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Diğer müsabakalarımız kaldığı yerden devam edecek. Birinci amatör kümemiz bundan sonra daha da şen şakrak şeklinde arkadaşlarla inşallah seyirci potansiyeli artarak her yerde, her müsabakamızı her ilçemizde olmak üzere oynatacağız. Peki amatör sporda oynanan futbol Erzincan'da geleceğe dair bir umut veriyor mu? Yeni futbolcular çıkarabilme ihtimali nedir? Bu tabii ki olur. Olmaz diye bir şey yoktur. Şimdi akademiliğimizde mücadele eden Erzincan sporumuzun 14 takımı Türkiye genelinde grubunda oldukça iyi gidiyor. Şu anda 3. sırada galiba, tam hatırladığım kadarıyla. Oradan gelecek çocuklarımız geleceğin altyapısını oluşturacak. Bir Erzincan spor oluşturacak. Birinci amatör kümede olsun, birinci amatör kümeye katılan takımlarımızın altyapıları da, oradaki çocuklarımız da az, iyi çocuklar. Yani hakikaten onlara da biraz daha sahip çıkılırsa Erzincan Spor ileriye dönük altyapısını oluşturup daha iyi sonuçlarla, hatta Erzincan'a daha verimli kişilerle mücadele edecektir ve seyirci potansiyelini de artıracaktır diye düşünüyoruz. Okul sporları Bey Gençler Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakaları başladı. Müsabakalara iki grupta toplam 7 takım katılıyor. Okul sporlarının 2016-2017 faaliyetleri devam ediyor. Okul sporları B Gençler Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakaları iki grupta toplam 7 takımın katılımıyla yapılıyor. Çekişmeli geçen müsabakalar 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanıyor. Gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar diğer grupların birinci ve ikincileriyle çapraz eşleşmeye tabi tutulacak. Ardından final müsabakaları oynanacak. Birinci olan takım Erzincan'ı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanacak. Ve sevgili seyirciler, bültenimize hava durumuyla devam ediyoruz. Erzincan'da bugün daha serin bir hava etkisini sürdürdü. Yağışlar etkisini yitiriyor ancak sıcaklık değerlerinin düşmesi sebebiyle soğuk hayaz devam edecek. Havanın yarın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şimdi de Erzincan ve komşu illerimizde tahmin edilen sıcaklık değerleri, aynı zamanda ilimizde döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeleri getirelim ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzincan'da havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan -7, 1, Erzurum -15, 5, Sivas -8, 4, Elazığ -6, 3, Malatya -6, 2, Bayburt -14, -6,
Tunceli -9, 0, Gümüşhane -10, -2, Giresun 3-6 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Derman Eczanesi. Derman Eczanesi Araştırma Hastanesi karşısında. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,430, satış 3,436, euroda alış 3,677, satış 3,684. RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Müzik